Merhabalar. Bu videoda Winchill'deki set state komutundan bahsedeceğim. Set state komutu objelerin fazlarını değiştirmenize yarıyor. Örneğin bir doküman için gidersek browse'dan gene folders altından process fme klasörüne gittim. Burada dokümanlardan birinin release, birinin in work olduğunu görüyorum. Öncelikle set state admin seviyesinde bir yetkidir ya da product manager diyelim takımlardaki. Yani herkes dokümana sağ tıkladığında burada set state'i görmeyebilir. Ben admin olduğum için şu anda. Normalde bu dokümanın release olması için bir yayın sürecinin başlaması lazım. Yayın süreci sonucunda onaylar alındıktan sonra bu doküman release fazına geçecektir. Release'den sonra da üzerinde kimse değişiklik yapamayacak. Aslında mantık böyle çalışıyordu. Ama bazen doküman fazlarını değiştirmemiz gerekebiliyor. Böyle durumlarda sağ tıkladığımızda Set State'e basıyoruz. Buradan dokümanın gideceği fazı seçiyorum. Inwork'tan örneğin Release'de alacağım bunu. Ve OK diyorum. Mesela doküman şu anda direkt Release fazına geçti. Bu toplu olarak da yapılabiliyor. İkisini birlikte seçtim. Actions'tan Set State dedim. Burada şimdi tek tek, burada 1000 tane olduğunu düşünün. Tek tek seçip Inwork seçip Inwork yapmak yerine bunları tekrar Release'e çekerim. Hepsini seçip şurada target state var. Buradan invert dediğinizde buradaki binlerce objeyi bir anda invert'e target olarak belirlersiniz ve OK dediğinizde bu fazı geçecektir. Ama tekrar söyleyeyim, set state her zaman herkeste açık olan bir yetki değil.